Merhabalar. Öncelikle röportajı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, tabii öncelikle ben de çok teşekkür ederim. Bizim projemize bir yer verdiğiniz için sayınızda. Aylin Güçlü ben. Bahçeşehir Üniversitesi'nde sosyoloji, aynı zamanda PDR yandal öğrencisiyim. Bir ay içerisinde de mezun olacağım. Onun dışında bir şirkette satış departmanında çalışıyorum ve bir senedir, hatta 1,5 senedir Beni Anla Bana Anlat isimli bir sosyal sorumluluk projesinin proje sorumlusu olarak görev alıyorum. Bu şekilde tanıtabilirim kısaca. Teşekkür ederim. İnsan dediğimiz varlık etten kemikten oluştuğu kadar acılardan da oluşuyor. Çektiğimiz acılarda bizi şu an bulunduğumuz yere getiren önemli şeylerden biri. Biz de bu ay dergimizin konusu için acı temasını seçtik. İnsanı insan yapan ortak duygularıdır diyerek aslında göremediğimiz ve kimi zaman toplumun berisinde, uzağında kalmış insanların acılarına değinmek istiyorum. Siz de toplumdan dışlanmış, kimi zaman ötekileştirilmiş ve topluma kazandırılması gereken cezaevlerindeki kadınları temsil ediyorsunuz. Beni Anlat, Bana Anlat projesinden bizlere bahseder misiniz? Öncelikle acı temasının işlendiği bu sayıda bize yer verdiğiniz için ben de çok teşekkür ederim. Çünkü acı konusu bizim de proje içerisinde sürekli olarak üzerine düşündüğümüz ve sorguladığımız bir konu. Projeden bahsedecek olursam, biz 1,5 senedir Beni Anla Bana Anlat isimli bir projeyi yürütüyoruz. Bu projede aslında cezaevindeki kadınları topluma kazandırmak adına başlatılmış bir proje. Şu anda 300 gönüllüyle birlikte aktif olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asıl hedef kitlemiz tabii ki kadınlar ama buna ek olarak kadınlarla birlikte yaşayan 0-6 yaş grubundaki çocuklarına da projeyi dahil ettik. Çocuklarla ilgili projede yapmak istediğimiz şey aslında daha çok bağışlara odaklı bir yardım. Temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yapacağımız bazı planlamalarımız var. Bunun dışında İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerden başlayarak sahada da aslında görev alarak cezaevlerine gidip kadınlarla yapmayı planladığımız bazı etkinlikleri onlarla birlikte yüz yüze gerçekleştirerek projeyi Türkiye genelinde bir proje haline getirmek istiyoruz. Bu nedenle de aslında bahsetmiş olduğum 300 kişilik gönüllü grubun içerisinde de Türkiye'nin her yerinden çok sayıda arkadaşımız var, üniversite öğrencisi arkadaşımız. Aynı zamanda biraz da projeye başlama ve devam etme motivasyonumuzdan bahsedebilirim. Özellikle kadın cezaevleriyle ilgilenmemizin de bir sebebi var aslında. Tüm cezaevlerini ya da genel olarak mahkumları hedef kitle olarak almamamızın nedeni aslında kadınlarla erkek mahkumların topluma karışma sürecinde aynı zorlukları yaşadıklarını düşünmememiz. Buna şöyle bir örnek verebilirim. Bir erkek mahkum, hüküm giymiş bir erkek mahkum diyeyim. Dışarıya çıktığında genel olarak insanlar ondan ya çekiniyordur ya da etiketler bir noktaya kadar devam edebilir. Yani bir noktada o topluma tekrardan karışabilir ve toplum içerisinde yine kendi bir yer bulabilir. Ama bir kadının ataerkil bir toplumda yaşamamızın da etkisiyle aslında bir kadının topluma karışması çok daha zor bir süreç oluyor. Çünkü o kadın sadece mahkum olmanın etiketini taşımıyor aslında. Zaten pek çok etiketle birlikte bir de mahkumluk üzerine eklenince bu kadın hiçbir şekilde topluma karışamıyor ve kendine temiz bir sayfa açamıyor. Çalışmak istiyor, çalışmak istediği yerlerde o olanak tanınmıyor kendisine. Daha sonrasında belki kendi geçindirmesi gereken bir ailesi olabiliyor ve bu ailesini de geçindiremiyor çünkü kazanabileceği bir parası yok. Ve kadın bir süre sonra biraz daha denedikten sonra artık topluma karışmaktan vazgeçiyor. Ve belki daha farklı şeylere yönelebiliyor. Çünkü toplum onu hiçbir şekilde kendi içerisine almayınca kadın da artık bir noktada bundan vazgeçip bunu kabulleniyor ve aslında artık o da topluma karışmak istemiyor. Bizim engellemek istediğimiz şey bu proje olarak. O kadınların cezaevinden çıktıktan sonra da bir hayatları olabilsin istiyoruz. Daha doğrusu temiz bir sayfa açmak istediklerinde önlerine engel çıkmasında daha farklı bir hayata aslında başlayabilsinler istiyoruz. Bununla ilgili de bazı planlamalarımız var. Şu anda aktif olarak çalışmıyoruz bununla ilgili çok ciddi izinler gerektirdiği için.
Ama o kadınlara dışarıda iş bulma, eğitim aldırma gibi bazı hedeflerimiz daha var ve bu şekilde aslında hem suçu önleyebileceğimizi düşünüyoruz çünkü topluma hiçbir şekilde karışamayan bir kadın bir noktada artık belki bir örnek vermek gerekirse hırsızlıktan hüküm giydiyse bu kadın ama çıktıktan sonra ben artık kendi paramı kazanmak istiyorum dediği noktada hiçbir şekilde kimse iş vermiyorsa bu kadına bir noktada kadın da artık tekrardan aynı yola başvurabiliyor. Çünkü karnını doyurması lazım. Çünkü çocuğuna bakması lazım. Ve pek çok sebep sayabiliriz aslında. O yüzden biz kadınların bu sorunu yaşamalarını istemiyoruz. Yani bu kadar etiketlendirilip bu kadar toplumdan ötekileştirilmelerini istemiyoruz. Bu yüzden aslında bu projeye başladık. Ve hedefimiz onların yanında olduğumuzu bilmeleri. Ama buradaki konu tabii kafa karıştırıcı olabilecek konu şu ki biz o kadınların tabii ki arada çok ciddi suç işlemiş olan kadınlar da olabilir. Ama bu bizim o suçları desteklediğimiz anlamına kesinlikle gelmiyor. Biz aslında o suçları önlemek için kadınlara iyi bir şekilde yaklaşmayı hedefliyoruz. Çünkü bunun çok sayıda örneği de görülmüştür dünyada pek çok cezaevinde. İyi bir şekilde karşılanırsa o mahkumlar bir sürenin sonunda iyilik gerçekten iyiliği getiriyor. Ve biz de bunu hedefliyoruz. İyi bir şekilde yaklaşalım. Onlarla birlikte olduğumuzu ve aslında toplumun onları kabul edeceğini onlara hissettirelim. Ki dışarı çıktıkları zaman için bir hayalleri olsun. Ve bu hayaller doğrultusunda da aslında yeni bir sayfa açabilsinler istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu anda sahaya geçemedik. Çünkü bununla ilgili de çok ciddi izinler gerekiyor. Aslında 1,5 sene beklememizin nedeni de pandemi dönemi olmasıydı. İzin alma sürecimiz 2 kat zorlaşacaktı. Ama sahaya geçemesek de bağışlarla bir şekilde onlara destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü çok ciddi maddi sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. Ve biz cezaevleriyle de aslında sürekli iletişim halindeyiz şu anda. Neye ihtiyacınız var, oradaki kadınların neye ihtiyacı var ama ulaşamıyorlar konusuyla alakalı. Sürekli soruyoruz. Ve izin almamız gereken bazı ürünler var. İzinsiz bir şekilde bağışlayamayacağımız. Onlarla ilgili bile arayıp biz bunları yapmayı düşünüyoruz, bu bağışları yapmayı düşünüyoruz. İzin aldıktan sonra siz neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Yani siz bu ürünlerden hangisine en çok ihtiyaç duyuyorsunuz? Sizin cezaevinize ne bağışlamalıyız diye de soruyoruz. Sürekli bunun takibini yapıyoruz proje içerisinde. Bağış konusuyla alakalı şimdiye kadar Denizli Bozkurt Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Diyarbakır Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na toplamda 1.650 kitaplık bağışımız oldu. Diyarbakır'daki kitaplık daha doğrusu pardon, kütüphane çok iyi bir durumda değildi zaten. Çok fazla kitap yoktu ve çoğunluğunu aslında şu an bizim kitaplarımızdan oluşturuyor ve oraya bir kütüphane kurduk sayılabilir şu an için. Bunun dışında şu anda aktif bir bağış kampanyamız var. Karataş Açık Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na. Bu aslında bizim için çok önemli bir bağış kampanyası. Çünkü ilk defa kitap dışında bir şey bağışlamak için cezaevinden izin aldık. Ve bizden hijyen malzemeleri, bebekler, çocuklar için kıyafet, oyuncak, terlik gibi istedikleri bazı ürünler oldu. Bu ürünleri şu anda dediğim gibi çoğunu toparladık. Ve kısa zaman içerisinde bu bağışımızı gerçekleştireceğiz ve projemiz adına da aslında çok ciddi bir ilerleme kaydetmiş olacağız bu bağıştan sonra. Şu anda da dediğim gibi bu bağışlarla alakalı Mali İşler Birimimiz sıkı bir şekilde çalışıyor. Ama onun dışında tüm süreçlerle alakalı 300 kişilik gönüllü grubumuzun büyük bir kısmı aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Sonraki soruya geçiyorum o halde. Dışarıda olduğu kadar içeride de bir hayat var. Peki orada yaşayan kadınların hayatları nasıl? Dört duvar arasında geçen yaşanmışlıklar ve acılar. Çoğu zaman da arkada bırakılmış büyük bir hayat söz konusu. Oradaki kadınların hayatlarından bize bahseder misiniz? Aslında bizim içerideki kadınlarla iletişime geçme şansımız çok fazla var. Bir kadınlar yaşıyorlar gibi için 1,5 senelik çalıştık. Hatta planlarken de sürekli olarak bir verilerden ya da söyleşilerden pek çok şeyden yararlanmaya çalıştık. Eğitim birimimiz çok ciddi çalıştı bu süreç içerisinde ve biz neredeyse her hafta bir söyleşi olmak üzere çok ciddi
söyleşiler yaptık. Konuşmacılarımızın arasında avukatlar da vardı. Daha öncesinde cezaevine girmiş olan kadın mahkumlar da vardı. Bunun dışında sosyologlar veya cezaevinde araştırma yürütmüş olan araştırmacılar da vardı. Ve biz bunlardan çok ciddi bilgiler aldık. Bu bilgilerin hepsini de bir drive dosyasında topladık. Ve kısa zaman içerisinde aslında topladığımız tüm bilgileri bir dijital kütüphane olarak dışarıya da sunmayı hedefliyoruz. Yani şu anda bu konu üzerine çalışan arkadaşlarımız da var. Bunlarla ilgili bilgi verebilirim. Yani böyle biz en çok cezaevi içerisinde yaşananlarla ilgili maddi sıkıntılar bize en çok söylendi. Buna bir örnek de verebilirim. Benim çok ilgimi çekmişti çünkü konuşmacımız bize bundan bahsederken. Bir söyleşide şöyle bir şey söylendi. Bir tane kadın, bebeği olan ve bebeğiyle birlikte cezaevinde yaşayan bir kadın hesabında, banka hesabında 50 TL parası olduğu için cezaevinin sunduğu bebek bezi yardımından faydalanamamış örneğin. Ama bu 50 TL o bebeğin mamasını mı karşılayacak, bebek bezini mi karşılayacak, kıyafet ihtiyacını mı karşılayacak? Bu konu genellendiği zaman düşünülmüyor üzerine. Biz kişisel olarak o kadını da düşünmek istiyoruz. Bir başka yine bu sıkıntıyı yaşayan kadını da düşünmek istiyoruz. Elimizden geldiğince hepsine destek vermek istiyoruz aslında. Bir diğer sorun da cezaevi içerisinde yine en çok yaşananlardan biri. Kantinlerde satılan hijyenik pedlerin çok pahalı olma sorunu. Bu hijyenik pedler aslında kadınların, herkesin çok ihtiyaç duyduğu ve aslında temel bir ihtiyaç. Yani hepsinin sahip olması gereken bir şeyken orada çok pahalı bir fiyata satılması kadınların buna ulaşamaması anlamına geliyor. Ve bu durumda bu ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. O kadınlarda ciddi problemler yaratabilir. Ve biz de aslında yine bunu da sağlayarak kadınların böyle bir sorun yaşamamasını istiyoruz. Çünkü bu temel bir ihtiyaç. Yani bizim dışarıda nasıl buna kolayca sahip olmamız gerekiyorsa içerideki kadınların da aynı şekilde sahip olması gerekiyor. Hatta bununla ilgili biz biraz daha ileriye gidelim dedik ve bir bilgilendirme kitapçığı oluşturduk. Bu bilgilendirme kitapçığının içerisinde kadınların herhangi bir hastalığa dair bir şey vücutlarında fark ettiklerinde kolaylıkla teşhis edebilmeleri için bir bilgilendirme kitapçığı oluşturduk aslında. Bu kitapçığı bir 6-7 aylık bir süreçte oluştu kitapçık ve hemşireler doktorların desteğiyle oluştu. Aynı zamanda yine edindiğimiz bilgilerin desteğiyle oluştu. Ve içerisinde meme muayenesi de var. Onun dışında kendi kişisel bedenlerinde yaşanan sorunlarda nasıl hastalıkların çıkabilecekleriyle ilgili de çok fazla bilgi var. Yani ben bedenimde yaşanan bir sorundan sonra açıp bir yere bakabiliyorsam internette ben nasıl bir sorun yaşıyorum ve bunu nasıl çözebilirim diye kadınların da elinde böyle bir e-kitapçığı olsun istedik. Ben bu sorunu yaşıyorum çünkü böyle bir hastalığım olabilir. Yani bununla ilgili gidip en azından cezaevindeki yetkililere iletebilsinler istedik. Veya neye dikkat etmezlerse nasıl sorunlar yaşayabilirler ve nasıl hastalıklar olabilir konusuyla alakalı bir bilgilendirme kitapçığıydı. Bu konuda da aslında kadınların cezaevindeki kadınlar bize göre çok daha umursamaz olabiliyorlar. Kendi kişisel bedenleri ve hastalıklarıyla alakalı. Biz de en azından biraz daha önem vermeleri ve biraz daha bilinçlenmeleri için bir kitapçık oluşturduk. Böyle bir destek de sağlamak istedik. Yani genel anlamda çok ciddi maddi sorunlar yaşıyorlar. Bunun dışında biz de onlara destek vererek, bu tür ürünleri onlara temin ederek, şu anda bir sponsor arayışına ya da çok ciddi bir bağış almak için çaba göstermiyoruz aslında. Yani göstersek hijyenik ped konusunda özellikle çok ciddi bir şekilde bağış yapma gibi hedefimiz var. Çünkü bizim en çok aldığımız geri dönüş hijyenik pedlerle alakalıydı ve bebek bezleriyle alakalı. Bunlarla ilgili de destek sağlamayı düşünüyoruz. Acı konusuyla alakalı da şöyle bir durum aslında. Biz daha doğrusu proje gönüllüleri olarak onların hayat hikayelerinden haberdar değiliz. Ve aslında olmamayı da tercih ediyoruz. Benim 1,5 sene önce bu projeye başlarken de aynı şeyi söyledim. Yani o hikayesiyle ilgili çünkü biz yapmıyoruz bu konuyla alakalı. Veya o kadınların hangi suçtan içeride oldukları bizi ilgilendirmez. Çünkü bizim her zaman yola çıktığımız ve sürekli söylediğimiz şey onları ayırmıyoruz, ötekileştirmiyoruz
ve sadece insan olarak kabul ediyoruzdu. O yüzden hayat hikayelerini öğrenme konusu üzerine hiç şekilde düşmememiz gerektiğini belirtirdim ve şu anda da aynı şeyi savunuyorum. Sadece şunun farkındayız. Orada olmalarının bir sebebi var. O kadınların içeride bulunmalarının bir sebebi var. Hiçbir şekilde hiç kimse ortada hiçbir sebep yokken orada bulunmaz. Ve biz söyleşimizde şöyle bir şey mesela çok benim ilgimi çekmişti. Bir dekanla bir söyleşimiz olmuştu bir üniversitenin dekanıyla. Ve bize söylediği şey şuydu. Hepimiz suç işliyoruz. Ben buradan kendi arabamla trafiğe çıktığımda da suç işliyorum. Ama ben trafik cezamı ödeyebildiğim için cezaevine girmiyorum. Yani aslında burada böyle bir durum var. O insanlar oradalar. Evet belki suç da işlediler ama bunların hepsinin altında yatan sebepler var. O insanların oradan çıkamamak için sebepleri var. O yüzden biz bunları sadece kendi kafamızda tahmin ederek, sadece bunların olduğunun farkında olarak ilerliyoruz. Bir acı yaşadıklarının da farkındayız. Çünkü içerideler zaten. Yani içeride ne kadar konforlu bir ortamda yaşıyor olabilirler ya da ne kadar mutlu bir şekilde yaşıyor olabilirler. Bu yüzden her konuda psikolojik olarak da çok destek vermek istiyoruz. Yapmak istediğimiz etkinlikler de aslında genelde eğlence temalı. Çünkü bu da aldığımız dönüşlerden birisiydi. İçerideki kadınlara eğitilmek değil. Birazcık o atmosferden çıkmak istiyorlar. Çok farklı şeyler yaparak o anki bulundukları yerde değillermiş gibi hissetmek istiyorlar gibi geri dönüşler aldık biz konuşmacılarımızdan. Ve hatta daha önce cezaevine girip çıkmış olan bir konuşmacımızla da konuştuğumuzda bize söylediği şey buydu. Ve biz de o yüzden çok taraflı düşünmeye çalışıyoruz. Hem maddi bir destek sağlayalım, hem psikolojilerine destek sağlayalım, hem de bir şekilde topluma kazanmaları için daha farklı şeyler yapalım diye genel anlamda çok farklı açılardan düşünerek hareket etmeye çalışıyoruz. Herkesin hakları ve ihtiyaçları vardır. Mahrum bırakılmaması gereken ve bırakıldığında insanı psikolojik olarak derinden etkileyebilecek durumlar söz konusudur. Bu ihtiyaçlar sabit ve sürekli bir alanda kaldığımızda kısıtlanabilmektedir. Bu ihtiyaçlardan bize bahseder misiniz? Yürüttüğünüz FONZIP kampanyasını bizlere anlatır mısınız? Tabii aslında az önce başlarımızdan da bahsettim. Bu konuyla alakalı çalışmalarımız sürekli olarak devam ediyor. Aslında en başından beri biz bu saha aşaması için hazırlanırken de, etkinliklerimiz planlanırken de hep yürütmeye çalıştık. Hiçbir zaman tek bir konuya odaklanmadık. Bağışlar hep apayrı tutuldu projede. Bunda da yine ihtiyaçları saptama ve bunları karşılama süreci sürekli olarak devam ediyor bizde. Şu anda da mesela ciddi bir bağış aldık, kitap bağışı. Ama bunu göndermek için aslında tam ihtiyacımız olan sayıya ulaşmayı bekliyoruz. Bunun dışında Karataş Kadın Cezaevine yapacağımız bağış için tam ulaşmayı istediğimiz bağış sayısına ulaşıp ondan sonra göndermeyi bekliyoruz. Sürekli olarak bir toplama süreci var o yüzden bizde. Yani sürekli kitap bağışı topluyoruz, sürekli ürün topluyoruz. Hangi cezaevi neye ihtiyaç duyuyorsa onu göndermeye çalışıyoruz ki daha çok cezaevine ulaşabilelim. Yani 100 kadına ulaşabilecekken bir cezaevindeki 50 kadına ulaşmayalım istiyoruz aslında. FONZIP kampanyası da şu şekilde aslında. FONZIP kampanyası bizim nakdi olarak bağış alabildiğimiz tek alan aslında. Toplum Gönülleri Vakfı'nın da çok ciddi dikkat ettiği bir şeydir. Bizim proje gönülleri olarak da çok ciddi dikkat ettiğimiz bir konudur bu. Hiçbir şekilde nakdi bir bağış almıyoruz. Birimizin IBAN'ına ya da herhangi bir şekilde elden bir para akışı olmuyor bizde. Bu sadece FONZIP kampanyasıyla gerçekleşiyor. Çünkü daha kontrol altında bir sistem FONZIP kampanyası. Birileri oraya bağış yaptıktan sonra ben o bağışı o an istediğim gibi çekip kendi hesabıma aktaramam. Toplum bunu sürekli olarak takip etmesi gerekir. Ben topla iletişime geçerim, bir avans talep ederim ve sonrasında o para benim hesabıma gelir ve ben faturalarımı yine topla ileterek nerelere o parayı harcadığımı belirtirim. Yani o yüzden çok daha güvenli bir sistem, çok daha kafa karıştırmayan aslında insanların farklı düşünmesini engelleyen bir sistem. Hem o şekilde bağış alıyoruz FONZIP kampanyasıyla, aynı zamanda da ürün bağışı alıyoruz. Şu anda hem bende hem de Mali İşler Birim sorumluluğumuzda bağışlar toplanıyor. Daha sonrasında kargoya çıkıp bir şekilde bunları elimizden çıkarıyoruz.
Nazım Hikmetcan'ın da dediği gibi, yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Ormanda bir ağacız hepimiz ve ormandaki diğer ağaçların yokluğunda yalnızız. Gölgemiz başka bir ağaca değmiyorsa yaşamanın anlamını sorgulamak gerekir. Beni anla, bana anlat projesine insanlar nasıl gönüllü olabilir? Gönüllüler neler yapar? Herkese sıcak yaz aylarında gölge olabilme şansı veren bu sistemi bizlere anlatır mısınız? Öncelikle biz iki farklı gruptan alım yapıyoruz. Birincisi Toplum Gönüllüsü Vakfı gönüllüsüyseniz zaten oradan direkt olarak projemize dahil olabiliyorsunuz. Herhangi bir şey doldurmadan sadece bizimle iletişime geçerek. İkincisi de gönüllü katılım formumuz var. Bir tane oradan da yine inceliyoruz o formu dolduran arkadaşlarımızı. Ve ona göre bir alım yapıyoruz. İki farklı şekilde alım yapıyoruz. Ama tüm gönüllerimizi topladığımız aslında sürekli de iletişim halinde olduğumuz WhatsApp gruplarımız var iki tane. Bilimler ve etkinlik grupları dışında iki tane tüm gönüllerimizin bulunduğu WhatsApp gruplarımız var. Ve bu gruplara alıyoruz insanları. Orada iletişim kuruyoruz zaten. Herhangi bir durum olduğunda, toplantı olduğunda ya da herhangi bir bağış olduğunda her şeyi oradan konuşuyoruz. O WhatsApp gruplarında konuşuyoruz. Bunun dışında Türkiye'nin pek çok yerinden gönüllümüz olduğu için zaten bir buçuk senedir biz sürekli olarak online toplantılarla bu projeyi yürüttük. Bu şekilde hem herkesle iletişim kurabildik hem de bir şekilde gerçekten birimler içerisindeki arkadaşlarımızla bir buçuk senedir aslında birbirlerini tanıyan arkadaşlarımız var bu proje içerisinde olup. Ve onlar da sürekli toplantı yaparak hiç yüz yüze gelmeden, hiç yan yana gelmeden çok ciddi şeyler, ilerlemeler yarattılar aslında projede. Bu bilimlere dahil olabilirler, gönüllü olmak isteyen arkadaşlarımız. Bilimlerden de biraz bahsedeyim. Eğitim bilimimiz var. Aslında bugün size bahsettiğim gibi az önce de. Söyleşi planlamaları yapıyorlar ve bu söyleşiler genellikle bize katkısı olacak, projeye katkısı olacak kişilerle olan söyleşiler oluyor. Bunun dışında proje gönüllülerini bilgilendirmeleri gereken bir konu varsa, örneğin biz bundan aylar önce bir iletişim eğitimi aldık tüm gönüllüler olarak. Bu tarz eğitimleri yine kendileri ayarlıyorlar ve şu anda da aslında aktif olarak şu ana kadar yapılmış olan söyleşilerdeki tüm notları bir araya getirerek bir e-kitapçık oluşturuyorlar. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam bir 65 sayfa kadar oldu bu kitapçık ve daha da artmaya devam ediyor. Bir kitap haline bile gelebilecek kadar uzun bir not birikimi yarattılar aslında. Gönüllü birimimiz asıl hedefleri zaten onların her zaman proje içerisindeki motivasyonu canlı tutmak. Ve bizim aslında sürekli yaptığımız şeylerden birisi de eğer hiçbir şekilde konuşulmuyorsa, gruplarda bir aktiflik yoksa ve insanların motivasyonu düştüyse gönüllü birim bir şekilde olaya dahil olup bu motivasyonu arttırmak için bir toplantı düzenleyebiliyorlar. Ya da bunun dışında bizim projeden ayrılan herkesle özelden iletişime geçiyorlar ve neden aslında projeden ayrıldığını soruyorlar. Bunun nedeni de aslında tekrar insanları bir şekilde projeye dahil etmek değil de daha çok bizim tarafımızdan gerçekleşmiş olan bir şey mi hatalı geldi ve bu nedenle mi projeden ayrıldı diye sorguluyoruz. Bu sorgunun sonucunda hatta çok fazla değiştirdiğimiz şey de oldu bizim şimdiye kadar. Gönüllerimizden aldığımız geri bildirimlerle evet bu konuda yanlış yapıyoruz, bunu değiştirip şu şekilde ilerlememiz lazım diye çok ciddi değişimlerimiz de oldu şimdiye kadar. O yüzden bizim için çok önemli bir birim. Aynı zamanda ben de bu projeye başladıktan sonra sürekli olarak TOG oryantasyonlarına katılıp bir şekilde projeyi tanıtıp böyle bir proje yapıyoruz ve katılmak isteyen arkadaşlarımı bekliyorum diyerek sürekli olarak bir gönüllü alımı yapmaya çalışıyordum. Şu anda da gönüllü birimindeki arkadaşlarımız bunu yapıyorlar aslında. Sürekli gönüllü alımı yapabilmemiz için ya da daha çok kişiye ulaşabilmemiz için oryantasyonlara katılıyorlar. Ya da diğer topluluklara iletişime geçip projemizden bahsediyorlar, bir etkileşim halinde olabileceğimizi söylüyorlar. Bu şekilde yine sayımızı artırmaya çalışıyorlar. Mali işler birimi zaten bahsettiğim tüm bağışlarımızı yöneten birimimiz. Çok aktif çalışıyorlar ve sürekli bir aktiflik var aslında birim içerisinde. Arşiv birimimiz var. Arşiv birimi sürekli yapmış olduğumuz tüm toplantılarda notlar tutup bunu bizim Drive dosyamıza yüklüyorlar aslında. Her toplantıda mutlaka arşiv birimimizden birisi bulunuyor ve o kişi bunları gün sonunda da projeye katılamayan, daha doğrusu toplantıya katılamayan kişilerle bunu paylaşıyor.
bir özet haline getiriyor ve biz bugün bunları konuştuk diye. Bu şekilde olunca da aslında hiç kimse geri kalmamış oluyor hiçbir şeyden. İletişim birimimiz sosyal medya hesaplarımızı yönetiyorlar. Oradaki paylaşımlarımıza dikkat ediyorlar ve sürekli olarak yeni bir şey ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Daha tanınır olmamız için, daha projeyi ilerletebilmemiz için ve sosyal medya hesabımızın daha dikkat çekici olması için sürekli olarak çalışıyorlar onlar da aslında. Çok aktif bir şekilde yine çalışan birimlerimizden biri. Bunlardan birine dahil olarak aktif bir şekilde bize çalışabilirler ya da bunun dışında zamanları yoksa eğer de yine bizim projemize dahil olup sadece sahada görev alabilirler. Bizim mektup arkadaşları diye bir etkinliğimiz de var. Bunun için sahaya gitmeye de gerek olmayabilir aslında projede gönüllü olmak için. Mektup arkadaşlığı yaparak da cezaevindeki kadınlara ulaşabilir durumda olabilirler. O zaman son sorumuza geçiyorum. Bizim için çok zevkli ve bilgilendirici bir röportaj oldu. Kendimiz dışında başkalarının acılarına da şahit olduğumuz anlamlı ve güzel dakikalardı. Bunun için size çok teşekkür ederim. Son olarak buradan değerli okuyucularımıza ve psikoloji öğrencilerine ne söylemek istersiniz? Öncelikle ben tekrardan teşekkür ederim davetiniz için. Benim için de aşırı keyifliydi gerçekten. Projeden aslında fazlasıyla bahsettim ama sadece şunu söylemek istiyorum. Ben de bir üniversite öğrencisiyim. Bir ay sonra mezun olacağım. Projeye başladığımda da çok yoğun bir süreç içerisindeydim. Çok yoğun derslerim vardı. Ama bir fikriniz varsa, yani toplumda değiştirmek istediğiniz bir konu varsa ve bir fikriniz de varsa bence kesinlikle bunu hayata geçirmelisiniz. Yani ne kadar yoğun olursanız olun ya da hayatınızda nasıl bir kaos olursa olsun hayata geçirmediğiniz zaman bu hep içinizde zaten ukde kalacak ama bunun dışında bir şey gerçekten yapmak istiyorsanız o yoğunluğun arasında 5 dakikada bulup onunla ilgilenebiliyorsunuz. Ve şundan bahsedeyim, ben projeye başladığımda biz sadece 5 kişiydik ve Türkiye genelinde olması için çok ciddi bir ısrarım vardı benim. Ve bu 1 yıl gibi bir süre içerisinde şu anda 300 kişilik bir gönüllü grubuna ulaştık ve çok ciddi ilerlemeler kaydettik. Ama bundaki en büyük sebebi, yani bu kadar ilerlememizin en büyük sebebi her zaman motivasyonumuzu kaybetmememizdi. Ya da sürekli olarak bir gelişme yaşadığımızda hemen toparlanıp tekrardan ayağa kalkıp tekrardan devam etmemizdi. O yüzden gerçekten bir fikriniz varsa ve buna inanıyorsanız, yani gerçekten inanıyorsanız ve bu konuda bir şey yapmak istiyorum diyorsanız asla bence bırakmayın ya da yoğunluğu bahane etmeyin. Çünkü bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bir şekilde yaparsınız. Ben de aynı şekilde yoğundum ve çok inanıyordum projeye. Çok yapmak istiyordum ve bir şekilde ilerledi. Yani tamamen sizin elinizde bu. Ve gerçekten şunu da söyleyebilirim. 4 senelik üniversite hayatımda yaptığım en doğru şey bu projeye başlamam ve projenin şu an bu aşamaya gelmesiydi. Proje eğer Türkiye genelinde birçok topluluğu bu projeden bahsedebiliyorsa başarılı bir proje olarak da görebiliyorum ben artık. O yüzden tek önerim bu size. Lütfen bir fikriniz varsa arkasına durup devam edin. Ben tekrardan çok teşekkür ederim Tuba. Biz de çok teşekkür ederiz Aylin'cim. O zaman